Başkan geldi, istemiştir. Nazım Hoca'ya ben çok teşekkür ediyorum. Başka Sayın Dekan olmak üzere. Görevli Öğretim Yerinde. Görevli kursu hazırladıkları ve bizi de buraya dahil etmeleri için. Teşekkürler sunuyorum. Gerçekten son derece önemli. Çünkü yapacağımız cerrahi yanında çok sorunu birlikte taşıyor. Yaptığımız sorunlar, yaratacağımız sorunlar, hastada sensitif kayıplar, kanamalar, dışa kanal defekleri, buradan gelişecek iatrojenik kolestatonlar, önemli olarak 7. sinir paralisi gibi yapılarla kulak yapıların zarar görmesi diye sonuçlanacak takım sorunları yanında bekliyor. Tabii buradaki hatalardan nereden kaynaklanıyor bu hatalar? Bir, ben şimdi bugün bir avantajım oldu. Anatomi anlatıldı. Anatomist gözüyle, klinisyen gözüyle Bahar Hoca çok güzel sundu. Radyoloji, bunları birleştirip sentez etmesi lazım cerrahın. Anatomi bilginiz olacak. Ancak bu anatomik bilgiyi siz, Bahar Hoca'nın biraz önce sözünü ettiği gibi, hayal edip üç boyutu kuramazsanız, bu cerrahi çok zorlamayın kendinize. Bu bir üç boyutlu bir başka beceri gerekiyor. Çok akıl değil ama bir beceri gerekiyor. O hayal ettiği bir yapılar, işte Bahar'ın sözünü ettiği vücudun pozisyonu. Ha, bunu nereden öğreneceğiz? Yaparak ve radyoloji yoğunluğunu yaratmak. Teknik uygulanmasından kaynaklanan sorunlar var. Bunlar aşılabilir sorunlar. Donanım yetersizliği, ülke şartlarında veya bunun şartlarında olabilir. Bir de hastadan kaynaklanan sorunlar olabilir. Bunlar anatomik varyasyonlar. Bunları da zaman zaman değişeceğiz. Şimdi bu hatalardan kaçınmak için bir preoperatif vakayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Elimizde çok iyi yöntemler var. İşitme eşikleri doğru değerlendireceğiz. Yine temporal kemiği yüksek rezolüsyonlu bilgisayar tomografisinin cerrahi açıdan sizin tarafınızdan değerlendirilmesi gerekiyor. Otoskopik bakı, mikro otoskopik bakı olmazsa olmaz. Elimizde bugün günümüzde açılı endoskoplarla çok daha iyi muayene şartları elde ettik. Sabah konuşuldu, işte hangi protez, nerede, ne kadar başarılıyız. Şimdi burada çok büyük hatalar var. Ama dünyada bazı piyonerler de yanlışlar yapıyor. Ve yanlış yere yönlendiriyor cerrahları. Yani şimdi bakalım burada. Siz kemik yolu 30 desibellerde olan bir hasta, eğer 40 desibelde olsaydı, siz hava yolunu bunun 10 desibel yanına da getirseydiniz, bu hasta sizin yapacağınız cerrahi yararlanmayacaktı fonksiyonel anlamda. Ama siz kağıt üstünde başarılısınız. Birçok makale bu şekilde gösterir. Birçok kursa gidin, yurt dışındaki kursa. Hasta sanki tek kulağı varmış gibi değerlendirir. Ha ben bu kulağı med ettim, iyi bonge 10 desibelin altına geldi. Ama karşı kulak eğer normalse, ben burada simetrik çizdim. O zaman sizin bunu sağlamanız mümkün değil. Çünkü hastanın sizin yapacağınız ameliyatı hissedebilmesi için hava yolunun, karşı kulağın hava yolunun 15 desibel yakınına gelmesi lazım. Ve yapacağınız cerrahide elde edeceğiniz hava yolu eşiği 30 desibellerde değilse yine hasta sizin yapacağınız cerrahide hangi protezi kullanırsanız kullanın, ne yaparsanız bunu hissetmeyecektir. Burada çok çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de usulcek kazan çizsinin ancak %55'lerde olduğu söylüyor. Bu çok önemli bir nokta. Yüz grafiler günümüzde bizim hemen hiç kullanmadığımız yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi kullanıyoruz. Burada bazı cerrahlar tomografiye gerek yok ancak çok özel şartlarda kullanılabilir deniyor. Yani kolestatom tanısını desteklemek için BT gerek değil ama çok özel durumlar var. Bazen kapalı kulak sarı arkasındaki lezyonları değerlendirmek için kullanıyoruz. Ama esas bizim kullandığımız durumlar kolestatomlu kronikotiklerde preoperatif nasıl bir yaklaşım uygulayacağınız hastaya değerlendirme şansı verebiliyor. Örneğin burada çok derin bir sinüs timpaniyi çok rahatlıkla preoperatif dönemde görebilirsiniz. Nelere bakacağız? En önemli bakmamız gereken nokta sizin çalışma sahanız açısından. Kortekste antrum arasındaki mesafeye bakın. Burada yoğun bir kompakt kemik var. Dura, sinüs, bu arada sizin geçiş yolunuz olacak. Eğer dura çok düşükse, öne doğru yerleniyorsa, dar bir alandan geçeceğinizi varsayacaksınız. Tabii önemli bir nokta, ülkemizde yapılan bir çalışmada kolestatum vakaların %30'unda körler sektörü var.
tetroskleroz, laminer, renk kapısından başlıyor. Bahadır Hocam dediği gibi mastoid kemiği ikiye bölüyor. Pasiyenin lateralinden arkaya doğru geliyor. Ve bu hemen hemen birçok vakada sizi zorlayacak bir durum. Ben çok sık rastlıyorum. Bu yazılandan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Bahadır ne diyorsun sen? Hatta körünün septiği olan arkada mastoid gelişip şey yapan bak. Evet. Sadece ondan dolayı mastoid ekran indikasyonu var. Diren olmuyor. Onun için bu önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi buna bakarak, radyolojiye bakarak 3 tane senaryo var karşısında. Bir tanesi normal senaryo. Bu şu demek. Duranız yüksek, sinüsünüz geride. 3 tane senaryo var. Bu 3 senaryoya göre hastaya yaklaşalım şimdi. Klinik açıdan. Bir tanesi duranın düşük olduğu var. Çok sık rastlıyoruz. Şimdi siz duranın çok düşükse posteriordan anterior epitim formu açmanız, bandajın gösterdiği impulsun kemikleri üstten gittiğiniz dura nedeniyle öne doğru da dura düştüğü için orbit olarak buraya geçmeniz çok zor. O zaman transkanal açmanız lazım. Yapabilirsiniz ama burada da belli miktarda kemiği korumanız lazım. Dış kulaklığının %50'sini kaybederseniz rekonstrükte edemezsiniz. Abdiğin de %30'dan fazlasını kaybederseniz sıkıntılar var. Çünkü dura seviyesini iniyorsunuz. Süper nereye dayayacaksınız oraya koyacağınız belki. Onun için bu kadar yapılmaz değil ama zorlayan vakalar. Yani şöyle bakmak lazım. Kapalı teknik, açık teknik. Ben kapalı ameliyat çok zor, çok usta işi. Değil. Kapalı teknik ustalık işi falan değil. Kapalı teknik ama deneyim gerektiriyor ama hastaya bağlı faktörler de var. Yani siz olmayacak bir hastaya kapalı teknik zaten yapamazsınız. Yaparsanız bazı yerleri göremezsiniz. Yani nasıl görürsünüz? Şimdi Nuri Hoca anlattı. Endoskopları iyi kullanıyorsanız bunlardan yararlanabilirsiniz. Ama ben elimizde olmasına rağmen endoskoplardan iki boyutlu görüntü sağladığı için mikroskop olan durumlarda pek tercih edemiyoruz. Bazı özel durumlarda kullanıyoruz. Biz Nuri Kemal Hoca olsaydı ona ben laf yapıyorum. Bunun cerrahları endoskopları kullanıyorlar çünkü genişleyecek yerler yok. Ama bizim görebilecek, genişleyecek yerlerimiz var. Şimdi diğer bir senaryo sinüsün önünde oldu. Ancak epitim formunun duradan yüksekliği nedeniyle ulaşımı sağlayacağı vakalar var. Bunlarda dış kulak yolu üstüne doğru giderek anterior epitim formuna yaklaşıp kapalı teknik yapabilme şansını vaka size verebilir. En çok gördüğümüz vaka grubu bu. Kontrakte mastoidler. Bunlar kolestatinin kronik otikleri, ortak bulguları. Dura düşük sinüs önü. Şimdi bu vakalarda kapalı ameliyat yapmak teknik olarak son derece zor. Zaten çok da gerekli değil ama bizim görüşümüzle eğer fırsat verirse uygulamamız teknik hakkında bilgi vereceğiz. Burada gördüğünüz gibi posteriordan yaklaşmak sinüs nedeniyle zor. Superiordan yaklaşmak da dura düşük nedeniyle zor. Şimdi yine önemli noktadan bir tanesi Bağırıcı dedi ki biz timpanik kemiğin içinde çalışıyoruz. Çok doğru. En önemli nokta görmeniz gereken yer dış kulak yolu, ön duvarı. Timpanik kemiği tam görecek şekilde yaklaşımlarınızı yapmanız lazım. Biz her zaman posterior superior yaklaşım yaparak şu alanı görmeye çalışıyoruz. Çok özel durumlarda anterior transkanal yaklaşımlarımızda, endara yaklaşımlarımızda yapıyoruz. Ama görmeniz gereken plan mutlak olarak dış kulak yolu sizin kontrolünüz altında olması lazım. Çünkü bu kemiğin içinde çalışacaksınız. Geriye doğru genişleyebilirsiniz, farkına gelebilirsiniz vesaire ama göremezseniz ameliyat yapamazsınız. Ben aslında her zaman onu söylüyorum. Görüyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Bir şeklini söylesene dış kulak yolu. Yani yarım ay şeklinde görüldüğünü. Şuradaki öyle gözüküyor. Evet. Yani burada ön duvar. Evet, ön duvar düz yani. Evet. İnferior duvar. Yani bunu gördüğümüz zaman şimdi ön duvar prosident olsa siz posteriordan dış kulak yolu arka duvarını alarak örneğin burada çok rahatlıkla ön açıda işlem yapabilirsiniz. Bu sıkıntı bu durumda. Görürseniz yapabilirsiniz. Genellikle ön duvara pek dokunmak istemiyorsunuz. Posterior duvarı hafif oblik hale getirip anterior görebilmek de mümkün. Şimdi çalışma şekli geleneksel yaklaşım maalesef birçok yerde hala var. Trapenasyon şeklinde antrumu bulayım ben buraya ekstür edeyim antrumu. Bu bir yöntem değil. Şu halen maalesef ülkemizde geçerli. Geniş yaklaşımlar yapmak lazım. Dural kliyete paralel, sinüse paralel, dış kulaklığına paralel. Geniş şekilde koymanın bağlayıcı gösterdi. Dura bizim en büyük dostumuz. Dura üstünden, süperiörden gittiğiniz sürece hiçbir sorun olmaz. Ama elinize turu aldığınızda saplarsanız bunun gideceği yerleri göreceğiz şimdi. Evet, bu daha önce izleyenlerden özür diliyorum ama bu elimizde böyle bir video her zaman olmaz. Bakın bize fasial paralizli ameliyatın 3. gününde gelen bir hasta mastektomi yapılmış. Burada bir tür defekti var.
inferiordan, kaudelden kraniyeye çıkıyoruz. Sanki altım açılmış, bu kadar geçiş yeri var. Yani yukarı çıktığımız zaman bakın kompakt bir kemik körner septum antrum açılmamış. Evet, bakın antrum olduğu yerde duruyor. Biz dedik ki burada buradan fasiyel sinir yaralanmış. Evet, bu ameliyatta görülen açtı bir yumuşak kapı var. Bu fasiyel sinirin kendisi. Babacığım tarif ettiği fasiyel resesi direkt duymuştu, uzatmış. Şimdi bakın sanki bir ameliyat kavitesi var. Ben bu kaviteyi bozmadan daha klasik posteriordan genişleyerek superiordan dura seviyesine çıktık. Bakın ameliyat preparasyonu burada. Bakın bu körner septumu yukarıdan çalışıyoruz. Cerrahın açtığı yer burası. Antrum burada. Buraya çıkıyoruz direkt. Şimdi körner septum içinde antrum geçişi görülecek. Bu çok sık yapılan maalesef hatalardan bir tanesi. Birazcık daha yukarıdan gitseniz zaten sensörler genellikle birlikte oluyor. Sensörler lateral kanal travması ve fasiyel sinir paralizisi. Evet şimdi bakın iki şey oldu. Normal anatomi burada. Cerrahın açtığı yer bu. Şimdi doğrulandı. Ama biz fasiyel dekompresyon yaptık. Ondan sonra da grek dedik. Gayet iyi bir şekilde. Gayet iyi bir şekilde. Bakın burada görüyorsunuz. Evet, benim bundan daha sık gördüğüm ve bilmiyorum arkadaşlarım katıldığımız son zamanlarda maalesef daha fazla görüyoruz. Dural herniyasyonlar. İnanılmayacak sayıda fazla. Bunun da nedenlerini ben spekülasyon yapmak zorundayım. Özel tıp merkezlerinde master equipment panoplasti birazcık daha fazla yazıyorum. Çalışanlar olabilir. Gereksiz yere çok master equipmentlar. Antrali bakayım, saplama şeklinde girdiğimiz zaman durayı Dura'yı 2-2,5 santim açtığınız vakalar var bizim. Sağlam bıraktığınız sürece hiçbir de beyin herniyasyonu söz konusu değil. Ama içine girer Dura'yı küçük bir yerden bir zedelersiniz. O açtığınız yerden bu bir master ektopik örgüsü seçilir. Evet. Yumuşak doku var bu sefidikle sapını bulmaya çalışacağız. Çok küçük bir yerden resmen beyin oradan kaliteye akıyor. Azımsanmayacak sayıda bilmiyorum abi siz görüyor musunuz ama ben mastoektomi kapitesinde bu çok büyük bir sorun. Şimdi her revizyon vakasının tomografisine dural plate'e çok iyi bakarak değerlendirin ameliyata girmeden önce revizyon yapıyorsanız. Çünkü azımsanmayacak sayıda dural herniyasyon. Siz ne yapıyorsunuz yani bipolarda meningomyelosel gibi? Evet aynen bir şey yapıyorsunuz. Tabii şimdi zamanımız şeyde ama yani bipolarda yapıyorsunuz. Bipolarla burada yap grep olsun. Evet alttan destekliyor. Bak burada beyin herniyasyonu. Kalite revize ediyor. İmponoplastiği yapılmış. Beyin dokusunun kaliteye girdiği yeri görüyorsunuz. Sapı burada. Kalite kenarları düzeltiyor. Usulü uygun olarak. İsterseniz çok fazla baktığınızı almayın. Bu da sırf gördüğünüz noktadan bir tanesi. Yani delikler şeklinde hareketler her zaman tehlikeli. Ya fasiyeli ya duvarı. Ondan sonra ikinci cerrahlar son derece zor. Sonuçta iki tekniğimiz var, açık kapalı teknikler. Hangi tekniği yaparsanız yapın, yayvanlaştırarak çalışın. Sinyal sinüsü, görüş sağlayacak şekilde. Açık kaviteye kökenizine yayvan, fasiyel reach'in seviyesine kadar indirmek, dış kulak yolundaki düzensizlikler varsa da görüşü engelleyen kaldırılabilir. Bizim uyguladığımız teknik, bu ve kolesteratomda açık teknik. Benim kapalı teknik kime yaparsanız diye sorarsanız konjenital kolesteratom vakaları giderek arttan sayılıyor. Ameliyat yapıyorum. Çok fazla sayılıyor. İşte kapalı kulak zarı arkasında esnen refleksi görüyorum. Şimdi mesela dün gördüğüm bir çocuk hasta. BT'si baktı. İyi bir BT değil. Ben ısrarla ikinci BT yaptırdım. Kapalı kulak zarı iletip değişme kaybolur. Malos uzun kolunda eritten stapesin üstünde bir yumuşak teknik kitlesiyle rapor edilir. Konjenital kolesteratom. Çok sayıda var. Ortalarda kapalı tekniği zorlamak lazım. Bizim uyguladığımız teknik açık teknik şeklinde dış kulak yolu arkaya doğru genişletilip daha sonra fasiyel için indirilmesi şeklinde yapılan bir teknik. Ve bu sol kulakta bir refleksiyon cebi. Sayın Başkan son göstereceğim bir yerde. Bir şey bir yerde. Refleksiyon cebi yapmak istiyor.
posteriorda var. Şimdi işte biraz önce sözünü ettiğim gibi dışkılar körü gibi timpanik kediyi görecek şekilde yaklaşmak lazım. Öncelikle el yorgunu yokken timpanik kalitenin içine mutlaka bir ekstra disk timpanotomi yazmak lazım. Dışkılar körü yine görünür hale gidiyor ama genişleme şimdi bizim yapacağımız teknikte ampul bulunarak yapılan bir teknik değil. Bu vaka, kolestatum bu vakada biz direkt olarak posterior superior dolu genişleyeceğiz. Yine yumuşak topu temizliği veriyorsunuz. Bakın ampul bulunmadan bura dışkılar körü geriye doğru genişletiliyor. Şimdi bir tartışma konusu. Bu mastoid sabah tartışıldı. Yapılan çalışmalarda bu mastoid içinde eğer burada var kolesterol kronomları falan varsa siz bu hastayı kapalamiyat da yapsanız havalandırıp sağlıklı mukoz elde etmeniz mümkün değil. O zaman elimine edeceksiniz. Bu mukoz, bu mastoidten kurtulmanız lazım. Biz onun için sizinle duracakçı sigmoid sinsiz. Havalandırıcıdan biraz farklı bir şekilde sigmoid ortaya koyuyoruz. Durakleyip geriye doğru genişleyerek çok daha geniş bir sahada görmeye çalışıyoruz kaliteyi. Dış kulak yolu bu arada geriye doğru temin ediyor, düzeltiyor. Yani tek bir hamlede kaliteyi, açık kaliteyi sağlıyoruz. Aynı zamanda ampulün timpanı var. Yüksekten geldiğimiz için, dış kulak yolunda kaldırdığımız için çok daha direkt bir görüş sağlamış şansımız var. Evet, bu. Şimdi ameliyatın başında elde ettiğimiz kemik kalıntıları kortekste saklıyoruz. Çünkü bir orbitrasyon tekniği kullanacağız. Bunun kısmi bir maske orbitrasyonu yapacağız. Kavitenin düzeltimi işaret. Şimdi anterioreptik timpanın son derece iyi bir şekilde kontrolümüz altında. Patoloji topları posteriorden anterior doğru temizliyoruz. Fasiyel sinir, semisörtler falan. Bu bir atraksiyon cebiyle, total refraksiyon cebi. Duranasyon doktoru. Fasiyel sinirden ayrılıyor şu anda. Yumuşak dokular. Total olarak bütün patolojik dokular kaldırılacak. Evet. Zar kalıntısı, fasiyel sinir, oval pencere. Fasiyel grafiğiyle underlay olarak grek yerleştiriliyor. Böyle doğru kaldırılacak. Sanki bir timponotomi yaparlıydı. Önden desteği sağlanıyor. Kartilaj da yine ikinci rekonstrüksiyon. Kartilaj aynı zamanda şimdi kullanacağımız titanyum protezi de koruyucu bir özellik görecek. Gördüğünüz gibi pencere için titanyum protezi. Bazen kademelendiriyoruz ama böyle ilk temizlik yapmak düşündüğümüz vakalarda tek seansla rekonstrüksiyon yapabiliyoruz. Kartilaj üstüne kapatılıyor. Şimdi ameliyatın başında elde ettiğimiz bondaslarla kaviteyi harmonize etmeye çalışıyoruz. Yani iyileşmeyi kontrol edecek şekilde düzgünleştiriyoruz. Bunun üzerine miyatoplastide elde ettiğimiz konkav kartilajlardan slice'ları koyacağız. Bakın orbitrasyon yapıldı. Aynı zamanda biz posterior filipi geniş bir periyoz filemimiz var. Bunu da lateralden yatırdığımız zaman kavite iyice lateralden de küçülmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi anterior rekonstrüksiyon sağlandı posteriorda. Bir fasya prefasya greflerle rekonstrüksiyon açık kavitede tamamlanmış durumda. Ben fazla vaktinizi almadan bir postoperatif görüntüsünü gösterip sözlerimi son vereceğim. Posteriorfilemi görebilir miyiz? Nasıl? Posteriorfilemi görebilir miyiz? Posteriorfilemi yani şeye makro bir filem olduğu için şunun dışında kaldı. Postop görüntüyü. Evet, bu miyatoplastide biz fişe uygun yapıyorsun. Çok geniş Amerikan ekolü yapıyor ama bu yöntemin özelliği çok geniş bir şey gerekmiyor. Bu aynı hastanın postoperatif erken görünümü. Bakın fişe uygun yapılmış bir miyatoplastik. Diş kulak yolu biraz geniş halde son derece tatminkar iyileşme sonucu var. Bu da daha İkinci yılında olan bir hastanın görüntüsü. Biz bunu kütendelikten esinlendik. Onu yaptık. 2008'de Nurojo'nun toplantısında bakın dış kulak yolu, yani miyatoplastisi, limfatik membran ve posteriorda dış kulak yolunun kontrollü
iyileşmesini görüyorsunuz. Bugün geldiğimiz nokta bu tek son derecede diğer hasta işine katmaklaşmışlar sağlıyor. Benim sizlere bu konuda iletecekleri. Çok teşekkür ediyorum.